Hiç yetersiz kaldığınız bir durum yaşadınız mı? Çaresiz kaldık gibi dediğiniz bir şey oldu mu? Hayır, hiç çaresiz kaldığımızı düşünmedik. Hiç çaresiz kalacağımızı da düşünmedik. Dışarıdan yani, destek aldınız mı hiç bu süreçte? Hayır, biz dışarıya destek verdik. Türkiye bir mucizeleri gerçekleştirdi. 4 tane kahraman cengaver bir araya geldi. Bütün Türk mühendisleri ve 45 günde dünyanın en kaliteli, en iyi, en hassas cihazını hizmetimize sundular. Biz 1048 yataklı 2 hastane açtık. Süremen Yalçın Şehir Hastanesi'ni açtık. Göztepe'yi, Kartal'ı açtık. Ok Meydanı'nı açtık. Ona bakarsanız Sarıyer var, Sultan Gazi'de 660 yataklı. Haseki'yi taşıdığımız hastaneyi açtık. Değerli takipçilerimiz, çok değerli bir konuğumuz var. Ancak bugün politika değil, sağlık konuşacağız. İstanbul'da artan COVID vakalarını, hastane durumunu ve alınan önlemleri konuşacağız. Stüdyomuzda Doktor Kemal Memişoğlu var, İstanbul İl Sağlık Müdürü. Hoş geldiniz programımıza Sayın Memişoğlu. Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki hiçbir kanala çıkmıyorsunuz ve ilk defa bir yayına çıkacaksınız. Çok teşekkürler tekrar. Biz teşekkür ederiz. Sayın Memişoğlu, öncelikle ben artan vakalardan bahsetmek istiyorum. Ve çünkü son zamanlarda bayağı bir pik yaptı. Bunun nedeni nedir? Ve siz nasıl görüyorsunuz? Gerçekten bize yansıtıldığı gibi vaka sayıları arttı mı? Yaklaşık 2 sene oldu. Türkiye'de ilk vaka çıkalı 11 Mart 2020'de ilk vaka çıkmıştı. Ama dünyaya baktığınız zaman Aralık 2019'dan itibaren dünya son 100 yılda görmediği şekilde çok yaygın bir salgınla mücadele ediyor. Biz salgınlar eski salgınlarla kıyaslandığı zaman bundan 100 yıl evvelki dünya yok. Düşündüğünüz zaman hareketli, her yere ulaşılabilir, birbiriyle entegre, göçün ve göçmenin çok daha fazla olduğu, ulaşım araçlarının çok daha fazla olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Öyle olunca da bu salgın dünyanın her tarafına yayılmış bir hastalık haline geldi. 4-6 haftada düşüş trendiyle pik yaşamıştık. Sonra Kasım Aralık ayının 2020'sinde yeniden bir yükseliş trendi ve düşüş trendini yine 4-6 hafta arasında bir yükseliş, sonra 2-3 haftada düşüş şeklinde yaşamıştık. En son yükselişimizi Nisan 2021'de yaşadık ve esasında sayısal anlamda da 15 Nisan itibariyle 2021'de İstanbul'da görülen vaka sayısı olarak en yüksek sayıya ulaşmıştık. Daha sonra o da 2-3 hafta içinde düşme trendiyle sonuçlandı. Şu anda düşme trendinde mi? Şimdi onu anlatacağım. Bu salgın, yani ilk Temmuz ayında bir hafif bir yükselişimiz olmuştu vaka sayılarında. Ama esas 20 Aralık'tan sonraki esasında Ekim-Kasım aylarında Avrupa'da omikron vakalarının yükseldiği ve onun da özellikle İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya gibi Avrupa ülkelerinde çok ani yükselişlerle vakaların görüldüğü, sayılarının yükselerek görüldüğünü zaten gözlemliyorduk, takip ediyorduk. Bunun İstanbul'a bir süre sonra da Türkiye'ye yayılacağını öngörmüştük esasında ama 20 Aralık itibariyle bu yükseliş daha önce 4-6 haftada olan yükseliş, vaka sayılarındaki yükseliş oranımız ve sayılarımızdaki artış yaklaşık bir 10-15 gün içinde oldu. Ve eskisine göre çok daha yüksek sayılara ulaştık. Vaka sayısı. Omikron varyantından kaynaklanan, onun daha çabuk bulaşma ve insanlarda temasın fazla olmasından dolayı da çok ani yükselişler oldu. Ama bu yükseliş oranı yatan hastaya veya yoğun bakıma yatan veya ölüm sayılarımıza yansımadı. Beklediğimiz oranda yansımadı. En çok aşının etkisi var mı tabii bunda? Tabii ki aşının şöyle etkisi var. Şöyle anlıyoruz. Yoğun bakımımıza ve hastanelerimize yatan hastalarımızın yaklaşık %70'i aşısız veya aşısını eksik yapmış insanlar. Bu da aşının omikron vakasıyla ilgili de etkili olduğunu gösteriyor. Özellikle rapel dozları, üçüncü dozları yapan hastalarda yatış oranları çok az. Biz de onun için insanlara aşı olmasını ve aşıyla bu hastalığı hafif geçireceğini söylüyoruz. Çünkü sonuçta biz insanlar bazen aşıyı sanki aşı
mikroorganizmayı veya virüsü öldürecekmiş gibi bir algı da var. Evet, böyle bir şey yok esasında. Çok fazla dedikodu yapıldı bu konuda. Siz ne diyorsunuz? Aşı sadece insanların korunma sistemlerinin, kendi savunma sistemlerimizin daha virüs gelmeden onun proteinine benzer, daha doğrusu virüse benzer yapıları vücudun savunma mekanizmalarında tanıtarak kendi sistemimizi hazır tutmaya yarıyor. Şunu anlatmak istiyorum. Daha basitçe şöyle anlatayım. Yani düşmanınız daha gelmeden onun silahı nedir? Savunmayı güçlendiriyorsunuz. Onun silahı nedir? Nasıl saldırıyor? Neleri önlem almam gerektiğini kendi askerlerinize öğretiyorsunuz aşıyla. Ve o düşman saldırdığı anda zaten onu tanıdığınız için, askerleriniz onun özelliklerini bildiği için daha çabuk öldürüyor veya onu hasta yapmıyor. Ama işte bu yeni... bu kadar böyle aşının etkisi bu. Bazen şey söylüyorum, ben aşı oldum ama hasta oldum. Olabilirsiniz çünkü çok kendi savunma mekanizmalarınız zayıfsa, anlatabiliyor muyum? Sizin askeriniz kuvvetli değilse, siz onu ne kadar düşmana tanıtırsanız tanıtın, o asker o düşmanla mücadele edemiyor. Hastalanıyorsunuz. Şunu anlatmak istiyorum. Mesela niye diyoruz ki kilolu, riskli, yaşlı insanlar lütfen daha dikkat etsin diyoruz şu anda aşı olsalar daha iyi. Neden? Çünkü bunların savunma mekanizmaları askerleri kuvvetli değil zaten. Şimdi esasında bütün hastalıklarla ilgili, bütün kendimizin bedenine iyi bakmadığımız sürece bütün hastalıklarla ilgili risk taşıyorsunuz. Doğru. Yani siz eğer işte bağımlıysanız, kilonuz varsa, şekeriniz varsa veya kanseriniz varsa tüm hastalıklarla ilgili risk taşıyorsunuz. Bunun gibi de COVID ile ilgili daha büyük risk altındasınız. Onun için bu tür hastalar savunma mekanizmaları iyi olmadıkları için bunların biraz daha korunması gerektiğini düşünüyoruz. Omikron vakası için, özellikle varyant için. Ama gençlerde daha hafif seyrediyor. Bu hastalık şu anda yönetilebilir bir hastalık. Vaka sayısı anlamında yüksek de olsa. İstanbul'a gelince de biz İstanbul'da 20 Aralık'tan itibaren yükselme trendi çok ani olsa da 2-3 hafta içinde yükseldik. Son bir haftadır bir dengeye ulaşmış durumda sayılarımız. Artık yükselme kontrol altına alındı mı diyorsunuz? Yani sayı olarak yükselmiyoruz esasında. Hemen hemen aynı sayıda seyrediyoruz. Pozitif oran anlamında söylüyorum bunu. Bu haftadan itibaren hemen düşünme trendine gireceğini öngörüyoruz. Tabii sonuçta bunların hepsi öngörü veya tahmin. Çünkü virüsle ilgili biz ne kadar tahmin veya öngörü de yapsak sonuçta bazen beklenilmeyen, beklemediğimiz durumlar da olabilir. Ama bizim öngörümüz geçmişteki tecrübelere baktığımız zaman bu haftadan sonra sayıların düşme trendine gireceğini İstanbul için söylüyorum İstanbul ben bunu. Ama düşme trendinin ne kadar süreceğini tam öngöremesek de Şubat ayında Şubat ayının sonuna doğru daha düşük vakalar göreceğimizi sayı anlamında. Peki tatil bunu etkilemeyecek mi? Ara tatilde şimdi insanlar daha çok tatil beldelerine gittiler. Evet. Bu kalabalıklar yükseltmez yani mi? Yani zaten esasında sistemsel yasaklar ve kısıtlamalardan önemli olan şey bireysel farkındalık, bireysel tedbir oldu. Çünkü iki senelik bir süreçte siz devamlı kısıtlamayla, yasaklamayla bu süreci artık yönetemezsiniz. Kesinlikle. Onun için kişilerin ki iki senedir insanlar nasıl davranacağını, ne yapacağını artık herkes biliyor. Öyle olunca da biz bu insanların nasıl davranacağı konusundaki telkinlerimizle bunu yönetmek istiyoruz. Yani biz kişisel tedbirleri almasını insanların vatandaşlık duygusuyla hareket ederek kendisini ve başkasını koruyacak şekilde hareket etmesini bekliyoruz. Bu bir sorumluluk her şeyden önce tabii aslında. Tabii ki. Şöyle şunu da ifade etmek isterim ki hani biz kış ortamı mesela yoğun hasta yüküyle de karşı karşıyayız. Diğer hastalıklarda olsun, üst solunum yolu enfeksiyonları olsun. İşte influenza ile ilgili grip salgınları, işte pnömoni dediğimiz zatürre oranlarının arttığı bir dönem mesela kış dönemi hastalıklarında. Biz nasıl grip yakalandığımızda, kendimizi kötü hissettiğimizde ne yapıyoruz normal şartlarda? Kendimizi evimizde izole ediyoruz. Evet. Başkasına, çocuğumuza, eşimize çok yaklaşmıyoruz. Sokağa çok çıkmıyoruz. Bu hastalıkta bunun gibi artık kendimizi izole edeceğimiz, kötü hissettiğimizde sıvısını, beslenmesini iyi dikkat ederek
kendimizi biraz izole edeceğimiz bir yöntemle savaşmamız ve mücadele etmemiz gerekiyor. Yatan hastalarda şu anda İstanbul'da belli bir seviyeden yükselmiş değil. O çok rahat yönetilebilir. Eskisine göre sayılarımız yarısını bile değil yatan hastada. Yoğun bakımlarımızda da çok şükür büyük bir yüklenme olmadı bu sefer. Yatan hastalarda ve yoğun bakımlardaki hastalarımızı çok rahatlıkla yönetebiliyoruz. Eskisine göre yaklaşık 5'te 6'da bir sayı, vaka sayısına göre yatış oranlarımızda düşüklükler var. Ama yine de tabii şöyle düşünmesinler, hani bu hastalık hiçbir şey yapmıyormuş, yastıklı yatağı da artık yatmıyormuş diye değil. Eskisine göre kıyasladığımızda düşük var ama sonuçta omikron vakaları da eğer aşınız yoksa, risk altındaysanız, kilonuz varsa, şekeriniz varsa bunlar yoğun bakıma da yatıyorlar. Maalesef bunlardan kaybettiğimiz insanlar da İnsanlarda var tabii ki. Peki karantina süresi çok azaltıldı ve evet, bu çok konuşulmaya başlanıyor. Artık baş edilemiyormuş gibi, yani neye bağlıyorsunuz bunu? Şimdi tabii bunu bilim kurulumuz karar veriyor. Evet. Ama karantina niye yapacaksınız? Bunu lokalize etmek için yapacaksınız. Evet. Şimdi bu hastalık lokalize olmaktan çıkmış bir hastalık artık. Filyasyon da buna benzer bir şey. İnsanların demin bahsettiğim gibi kendini lokalize etmesiyle oluşturacaksınız. Ama bulaşıcı özelliği bu hastalığın, özellikle omikronun bulaşıcı özelliği 4. 5. günden sonra kalmıyor. Yani siz onu insanları ilk prodromal devre dediğimiz daha pozitif olmadan zaten 2-3 gün geçiyor en az. Yani siz virüsü aldınız, canlı organizmayı aldınız. Siz pozitif oluncaya kadar 2-3 gün geçiyor. Aslında o testi öğreninceye kadar 2-3 gün geçiyor diyorsunuz değil mi? En az 2-3 gün geçiyor. Çünkü klinik vermesi için yani bu hastalığın 2-3 gün ihtiyacı var. 2-3 gün, ertesi gün diyelim 3-4 günde ancak tanısını koyuyorsunuz. Bir de 4-5 günde zaten izole olduğunuz için, şu anda 5 gün biliyorsunuz. Evet. Zaten esasında en az 7-8 gün o hastalığı, virüsünü taşıyorsunuz. Bulaşıcı özelliğiniz 4-5 günden sonra kaybolduğu için, çünkü siz pozitif çıksanız da bazen uzun süre pozitif çıkan vakalarımız var bizim. Evet. Pozitiflik ne demek? Esasında canlı virüs değil pozitiflik. Virüsün proteini dediğimiz yapı taşının tespitidir PCR testi. Yani insanlar şöyle hücreye bakıyoruz, hücre varmış, canlı hücre varmış demiyoruz ki biz. O hücrenin proteini var sizde demek, yapı taşı var demek tespitimiz. PCR testi kalmıyor diyorsunuz. Tabii yani 4. 5. günde bulaşıcılık özelliği çok azalıyor virüsün. Yani siz bulaştıramıyorsunuz. Peki bir iş yerinde örneğin bir çalışan gitti, karantina süresi bitti ve test olmadan tekrar iş yerine gelip çalışması hani sağlıklı bir şey mi? Tabii çalışabilir. Yani tanısını koydunuz, pozitif. 5 gün özele tuttunuz. Ondan sonra bir daha test yapmanızın ihtiyacı yok. Çünkü bulaşıcı özelliği yok. 5. 6. günden sonra. Bilim insanları bunu ispatladılar yani. 5. günden sonra bu hastalığın bulaşıcı özelliği çok daha minimize oluyor ve çok çok azalıyor. Çok azalma ihtimali, çok az ihtimali binaen insanları niye 10 gün tutacaksınız ki? Az daha bence bunu yapmamalar lazım. Hani adam pozitif olmuş, tedavisi olmuş, istirahatini etmiş, izole olmuş. 5. gün, 6. gün işine gidecek. Sen negatif al öyle gel. Şimdi bunun bir anlamı yok esasında. Çünkü negatif de olsa, pozitif de olsa onun bulaşıcı özelliği yok artık yani. Kalmamış. Peki o ilk vaka sayılarının, yani vakaların görüldüğü ilk zamanlarda kortizon tedavisinden tutun da işte bir ilaç veriliyordu mesela günde işte 8 tane ya da bir anda. Onlar şimdi sanki yok gibi, biz mi duymuyoruz? Belli bir sayıya ulaşıp etkisini görmeniz lazım o ilacın faydasının olup olmadığını. Yani hangi ilaç faydalı, hangi ilaç faydasız bunu belli çalışma grupları da yapmanız lazım. Böyle bir çalışma grubu olabilecek bir hastalık olmadı başta, bir anda dünyaya yayıldı. Evet. Öyle olunca elimizde buna faydası ne olabilir'e bakıp o ilaçları kullanmaya çalıştık. Ama faydası var mı? Bazı insanlarda var, bazı insanlarda yok ama bunun bilimsel değeri olarak şu anda Amerika'daki birkaç ilaç firmasının bulduğu ilaçlarda mesela faydası gözüktüğü ispatlandı. Ama bu ilaçlar ne zaman oluyor? İşte daha hastalığın başlangıç aşamasında. Gripte de aynı şey vardır. Yani bu ilaçlar hastalığın prodromal dediğimiz
bu büyüme, virüsün vücutta çoğalma aşamasında esasında etkisi var. Tabii şu ana kadar kesin tedavisi olacak bir ilaç bulunmadı bu hastalığın. Viral hastalıklar, bakın viral hastalıklar özellikle ilaçlarla ilgili tedavisinin zor bulunan ilaç şeyler, hastalık türleri. Yani bakteriyel hastalıklar gibi değil bu. Çünkü bu virüsler insan vücudunun hücresinin içinde yaşar. Dışarıda yaşayamazlar. Yani tek başına bakteri gibi bir özelliği olan organizmalar değil. Öyle olunca da bunlara etki edecek ilaçların çok araştırmaları, geliştirmeleri çok zor süreçlerdir. Ama bilim insanları şu anda bununla ilgili büyük bir çaba içindeler. Ama aşı kolaydır virüslerde. Çünkü aşı koruma, demin bahsettiğim gibi koruma sistemlerinizi daha vücuda gelmeden savunma mekanizmalarını kuvvetlendirdiği için aşıyı çabuk bulurlar. Ama ilaçları genellikle viral ilaçlar zor etki eden ve etkinliği yüksek tutulması için büyük çalışmaların gerektiği ilaç türleri. Ama bilim insanları şu anda onunla da ilgili büyük çaba içindeler. Ama sonuçta şu, viral hastalıklar için söylüyorum. Sizin bedeninizin iyi bakılması, kuvvetli olması viral hastalıklarla ilgili sizin daha az hasta olmanıza sebebiyet veriyor. Yani niye biz nane, limon, işte sıvı istiyoruz grip aldığımızda, grip olduğunda. Şimdi gribi düşünün. Her sene grip bir peki yükselme yaşadı. Senelerce yaşıyor influenza. Ama son iki yılda biz grip cümlesini hiç duymuyoruz. Maske kullanıyoruz. Damlacık enfeksiyonlarımızı. Onun mu verdiği bir etki? Onun da etkisi var. Öyle olunca da grip arada azalmış gözüküyor. İki insidansal olarak da azaldı. Ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki bakın gripsiniz. Gribi 100 yıldır yaşıyoruz her sene. Belki 2 senede, 3 senede herkes bir kere grip hastalığı değil mi? Üst nezle. Evet, mutlaka. Ne yapıyoruz? Yine biz kendi kendimizi aslında izole ediyoruz. İzole ediyoruz. Bir takım önlemler alıyoruz kendimize. C vitaminimize, D vitamini, evet. Bir vitamin alıyoruz. İşte limonata içiyoruz. Nane, limon kaynatıyoruz. Yani vücudumuzu sıvı tedarikiyle destekliyoruz. Artı iyi beslenmeye çalışıyoruz. İnsanları da izole ediyoruz. Evet. Bu hastalıkta onun gibi düşünüp artık böyle mücadele etmemiz gerekiyor. Ama virüs, influenza aşısı var. Evet, aşısı da var. Onu da mesela yaşlılarımıza yapıyorduk. 60 yaş üzerinde riskli gruba yapıyorduk. Diyorduk ki işte bu riskli grup. Çünkü neden? Siz normal gripten de ölebiliyor insanlar ki bayağı yüksek sayılarla öldüğü zamanlar da var griple ilgili. Çünkü yaşlı insanlar bu tür hastalıklarda vücudunun zayıflığına istinaden bu sefer akciğerleri tutuluyor. Akciğerleri tutulunca zatürre oluyorlar. Zatürre oldukları zaman nefes darlığı, kalp yetmezliği zaten olan yaşlı grupta bu hastalıklarda organ yetmezliklerine çabuk gidiyordu. Bu da buna benzer bir hastalık haline gelmiş durumda. Onun için daha bizim kendimizi besleyeceğimizi, egzersiz yapacağımızı, bağımlılıktan uzak duracağımızı, daha doğrusu bedenimizin ve sağlığımızın kıymetini bileceğimizi bize öğretmiş durumda yani. Herkes sağlığının değerini bilmesi lazım. Bir şey daha ifade edeyim. Türkiye için özellikle söylüyorum. Sadece sağlığının değil, sağlıkçısının da değerini bilmesi lazım. Bakın bu salgında gördüğünüz salgında dünyanın çok bizim mesela çok methedilen, evet. İşte çok iyi olduğu söylenen dünyanın bazı ülkelerinden çok daha iyi sağlık hizmeti sunduk biz. Yani baktığın zaman hiçbir insan sokakta kalmadı, hiçbir insana ulaşamamazlık yapmadık. Hiçbir kişiye parası olmadığı için sağlık hizmeti vermemezlik yapmadık bu salgında. Dünyanın en iyi sağlık hizmetlerinden bir tanesini sundu. Kim sundu? Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz, kamu kurumları ama en önemlisine sağlık altyapısı, sağlık sistemine beraber sağlık çalışanları. Şimdi sağlık çalışanlarının da kıymetini bilmesi lazım. Toplumun şunu bilmesi lazım. Özellikle vatandaşlarımıza istirhamım var. Yani kendi sağlıklarını, değerini bilsinler. Çok önemli. Bedenlerine iyi baksınlar. Aynı zamanda sağlıkçıların da değerini bilsinler. Bu ülkenin sağlıkçıları en özveriyle, en çalışkan kesinlikle. Ve bilgi anlamında da dünyanın sayılı sağlık ordusuna sahip olmamızın kıymetini bilelim. Kesinlikle. Peki burada hemen şunun da çok etkisi vardı. Çok hızlı hastaneler kurduk aslında. Biraz hastanelerden bahseder misiniz? Şöyle. Hangi hastaneleri kurduk ve hani kapasiteleri neydi?
Şimdi biz yaklaşık son 5 senede İstanbul'da 26 tane hastane açtık. Ve bu hastanelerin hepsi tek kişilik, çift kişilik özel odalı hastaneler bahsediyorum. Koğuş sistemi değil. Ve insan gücü de bunlara ilave edildi. Yaklaşık son 1,5 senede 9 özellikle hastane, COVID döneminde. Evet, 9 hastane açtı devletimiz. Bu 9 hastane dile kolay geliyor ama yaklaşık 8500 yatak bunlar. Ve bunların 3000'i yoğun bakım yatağı. Şimdi bir örnek vereyim. İnsanlar hani bu açtık dediğimiz zaman çok basit gibi geliyor ama insanlar kendi evini bir yerden bir yere taşıdığı zaman bir ay kendilerine gelemiyorlar. Aynen öyle. Bu konuda hem COVID ile mücadele ederken hem de 2682 yataklı Başakşehir Çamsakur Hastanesi, şehir hastanesini, 1800 yataklı iki tane acil durum hastanesini, ki bu hastanelerin 1800 yataklı iki tane acil durum hastanelerinin karar verilme süreci, projelendirmesi dahil hepsi 2 ay. Ve bu hastaneler hani dermet çatma işte ne bileyim prefabrik Avrupa'daki yapılan hastaneler veya bazı yerlerde yapılan hastaneler gibi değil. Bu hastanelerin tomografisinden, ameliyathanesinden, solunum cihazından, merkezi monitöründen tam hastane olarak tam teşekküllü açtık. Hiç yetersiz kaldığınız bir durum yaşadınız mı? Bir an oldu mu ya da işte evet biz şu zamanda bir an bir çaresiz kaldık gibi dediğiniz Hayır, bir şey oldu mu? Hayır, hiç çaresiz kaldığımızı düşünmedik. Hiç çaresiz kalacağımızı da düşünmedik. Dışarıdan yani, destek aldınız mı hiç bu süreçte? Hayır. Yani hiç Türkiye dışından bahsediyorsunuz. Evet, hayır. Aynen öyle. Biz dışarıya destek verdik. Yani onu anlatıyorum. Biz 1048 yataklı kişi hastane açtık. Sürümen Yalçın Şehir Hastanesi'ni açtık. Göztepe'yi, Kartal'ı açtık. Ok Meydanı'nı açtık. Ona bakarsanız Sarıyer var. Sultan Gazi'de 660 yataklı. Haseki'yi taşıdığımız hastaneyi açtık. İsmail Kurtulmuş eski tarihi hastaneyi açtık o arada. Yani açılmaz süreçleri değil sadece bunlar. Bina yapmıyoruz sadece. Binayı yaptık ama insan gücü de koyduk. Cihaz da koyduk. Aynen. Cihaz yani, işte. Cihaz yeterliliği var mıydı? Hiçbir sorun olmadı. Bizim mühendislerimiz 45 günde o solunum cihazının en iyisini üretip bize teslim ettiler. Yani Türkiye bir mucizeleri gerçekleştirdi. Aynen. Gerçekten müthiş bir şeymiş. Şimdi bir de şunu düşünün. O solunum cihazı çok hassas ve çok teknik bir cihaz. Siz bunu prototipini 2012'de ürettiniz ama sonuçta 4 tane kahraman cengaver bir araya geldi. Bütün Türk mühendisleri uğraşarak bize 45 günde dünyanın en kaliteli, en iyi, en hassas cihazını hizmetimize sundular. Burada bütün herkese, başta Cumhurbaşkanımız olarak minnet duygumuzu ifade etmek isterim. Çok kolay bir işler değil. Bizde sorun şu toplumumuzda bazen. Biz krizleri veya zorlandığımız süreçleri İyi yönetiyoruz da biz normal süreçlere geldiğimiz zaman biraz fazla birbirimize uğraşmaya başlıyoruz. Bence en büyük sıkıntımız toplum olarak bu. Bunu da düzeltirsek yapamayacağımız hiçbir şey yok. Kesinlikle yani, katılıyorum. Biz zor zamanlarda sarılmasını, birleşmesini bilen bir toplumuz. Biz normal zamanlarda da bunu becerme ve bunu yapabilme yeteneğine kavuşmamız ve takım oyunu oluşturabilmemiz lazım. Biz de belki empati duygumuzu biraz daha eskisi gibi, bunlar 200-300 yıl evvel gibi geliştirmemiz lazım. Başkasını anlayabilmek, diğeri gamlık dediğimiz, başkasıyla ilgili hakları, hukukları saygı gösterip biraz tevekkülü de daha çok öğrenmemiz gerekiyor. COVID bunu esasında sağlıyor. Şimdi düşünün ki eğer siz başkasıyla ilgili empati duyarsanız, ben başkasını hasta etmeyeyim, başkasının ölümüne sebebiyet vermeyeyim derseniz zaten kendinizi üzüle edersiniz. Onun için bu duyguları geliştirmemiz lazım. Aynı şekilde işte sağlıkla ilgili sağlıkçılarımıza bazen maalesef hiç beklemediğimiz, anlayamadığımız ve bunu açıklayamadığımız yanlış davranışları gördüğümüz zaman maalesef bu empatiyi kaybettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü biz bütün sağlıkçılar insanlara sağlık iyileştirmek, onları iyi etmek, mutlu etmek için okunuyoruz ve bu mesleği yapmaya çalışıyoruz ki meslek diye çoğu sağlıkçı görmez bunu. Biz sanat yapıyoruz, özveriyle yapıyoruz. Bu sağlıkçıların bir düşünün ki ailesini, çocuklarını bırakıp
misafirhanelerde kalarak insanları COVID'le mücadelede onlara nasıl fayda veririm diye bir sağlık ordumuzdan bahsediyoruz. Bütün vatandaşların bu sağlık ordusunun kıymetini bilmesi ve sahiplenmesini de bekliyoruz. Yani birkaç tane zafiyeti olan veya psikolojik olarak dengesi iyi olmayan arkadaşımızı da hep beraber uyarıp onların doğru davranış sergilemesini sağlatmamız lazım. Empati kurmamız lazım. Yani karşıdaki sağlıkçıya da, sağlıkçı da hastasına. Aynı taraftayız biz. Yani hastayla sağlıkçı aynı tarafta, aynı amaç güdüyor. Aynen, birisi aynen iyileşmek öyle istiyor, birisi de onu iyileştirmek istiyor. İyileşmek istiyor. Yani hedef aynı. Sağlığımız kendimizin elinde. Ve hastalanmadan esasında o sağlığı korumak, hastalandıktan sonra tedavi etmekten çok daha hem bedensel olarak hem de kalacak izler anlamında önemli. Siz ne kadar hastalanmadan sağlığınızı korursanız ve koruyucu anlamda kendinize bakarsanız, aile hekimliği gibi birinci basamakla gidip de işte diyetini, hareketini öğreniriz de ona göre bedeninize iyi bakarsanız biz o kadar mutlu oluyoruz. Çünkü biz mümkün olduğu kadar hastalanmamasını istiyoruz insanların. Ve hastalanmamak için de bedenimize iyi bakmamız gerekiyor. Beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Hareket etmemiz gerekiyor. Bağımlılık dediğimiz şey sigara, alkol, diğer madde bağımlılığı dahil bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Ve en önemlisi de kendimiz yetişkin insanlar, gelecek nesillere örnek olmamız gerekiyor. Evet, özellikle biz, bizden sonraki nesillere tabii, değil mi? Eğer biz davranışlarımız, alışkanlıklarımız kötü olursa çocuğumuzun bunun tersine iyi davranışları yapmasını beklemememiz lazım. İnsanoğlu bir gelecek nesili, bir önceki neslin yetiştirdiği canlılar. Evet. Onun için çocuklarımıza örnek olmamız gerekiyor. Çocuklarımıza örnek olmamız için de lütfen beslenme alışkanlarımızı iyi yapalım. Düzenli beslenelim. Doğal beslenelim. Sebzesini, meyvesini, yapay gıdalar haricindeki bütün gıdaları düzgün, miktarlı olarak alalım. Kilomuza dikkat edelim. Egzersiz, hareket yapalım. Çünkü bazen şehirleşen toplumlarda, ki biz şehirleşmeyi çok çabuk yapmış bir toplumuz. Bundan baktığın zaman 40 yıl evvel çoğu insan şehirde yaşarken, köyde yaşarken şu anda şehirde yaşıyor bütün toplumumuzun çok büyük bir oranındaki kısmı. Öyle olunca da biz şehirdeki yeme alışkanlıklarımızı köydeki yeme alışkanlıklar gibi devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani Türk toplumu bir de baktığınız zaman unlu, özellikle İç Anadolu'yu düşündüğü zaman unlu, ağır yemekler yemeyi seven. Neden ağır yemekler? Unlu, yağlı. Çünkü neden? Çünkü adam sabah 6'da tarlasına gidecek, çiftçilik yapacak, evet, hareket edecek. Değil mi? Buzağına gidecek, koyununa gidecek, yaylasına gidecek, yüzlerce kilometre, onlarca kilometre evet, yürüyecek, evet, hareket evet edecek. Beden bir, gücüne ihtiyacı var. Var. Öyle olunca ne yapıyor? Ağır yiyor. Evet. Muhlamasından, işte kuymağından, işte keşkekinden. Ya da koyun yağından. Koyun yağından, kuzu yağından, değil mi? Kebabından. Evet. Hepsinden yiyecek. O hareketi ancak öyle beslenmeyle yönetebilir hale gelecekti. Şimdi biz o köydeki o alışkanlıklarımızı aldık. Aynı şekilde şehirde yaşamaya çalışıyoruz. Şimdi masa başında yaşamaya tabii, çalıştık bir de. Şimdi, ben hep örneğini veriyorum. Benim babaannem sabah namazında muhlamayı yerdi. Sabah namazında çaylığa giderdi. Akşama kadar çaylıkta bir şey yemezdi. O muhlamanın enerjisiyle çayı toplar gelirdi. Şimdi ben şimdi veya benim eşim o sabah muhlamayı yiyeceğiz. Gideceğiz hepimiz, oturacağız evet masada. Sonra diyeceğiz ki niye kilo aldık? Niye egzersiz, niye sağlığımız, niye damarınız tıkandı? Ben eritemedim. Değil mi? Tabii. Onun için ben toplumun bu alışkanlıklarını, yeme alışkanlıklarını, yaşam alışkanlıkları gibi kontrol etmesi ve düzenlemesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes spor yapmalı. Herkes madde bağımlılığından uzaklaşmalı. Sigara bağımlılığından uzaklaşmalı. Alkolden uzaklaşmalı. Şimdi herkes COVID'i tartışıyor ama dünyada her sene 17 milyon insan dolaşım hastalıklarından kaybediliyor.
Bu dünya, hareketsizlik mi demek? Dolaşım hastalıkları nedir? Yani damar tıkanıklığı, inme, evet, kalp krizi gibi hastalıklardan her sene insanlar 17 milyon insan ölüyor. Her sene dünyada. Ciddi bir rakam. Şimdi 17 milyon her sene öldüğümüz zaman, şimdi COVID'de toplam ölenler bakın. Hı hı. 17 milyonu kıyaslayın. Biz bu tarafa da bakmamız gerekiyor biraz. Yani kesinlikle. Bizim bu, onun için de toplumun kendisini, bedenini, vebal çünkü sonuçta bize emanet bu beden, dikkatli olarak yürütmesi ve sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Yani bizim beklentimiz toplumdan bu. Peki şu da çok tartışılıyor son dönemlerde. Hani diyoruz ya işte gıdamıza dikkat edelim ama sağlıklı gıda da bulamıyoruz. Yani ne kadar yediğimiz gıdalar ne kadar organik ve dediğiniz gibi hani köydekiyle ne kadar eşdeğerdi. O da var bir de. O da var ama. Buna biz şimdi takviyelere yöneldik. Bu yani, konuda da kısa bir yani, şey alalım mı sizden? Ben tabii yani şu anda bir tane portakal mı daha iyi? Bir tane sabah C vitamini aldınız, tablet mi daha iyi derseniz ben portakalı tercih ediyorum. Her sabah bir tane portakal, sabah portakal yesin, muz yesin. O tableti niye alacağız mesela? Yapay esasında o da. Evet. Ne kadar biz doğal desek de ya tablet yapay yani. Biz bunu doğal besinlerle alalım. Ha diyeceksiniz ki portakal doğal mı? Ötekinden çok daha doğal yani düşündüğümüz evet, zaman. Evet, ne de olsa topraktan yetişmiş yani. İnsanoğlu ne kadar doğal beslenirse o kadar sağlıklı olduğu net. Bunun en ucu da var. Hiç yapay gıdalar da var. Yapay gıdaları mı tercih edersiniz? İşte en azından yetiştirilirken biraz daha doğal olan gıdaları mı? Yani biz bunu doğal yeşil yemeği bıraktı. Toplumumuza, çocuklarımıza bakıyoruz. Sebze yemeği bıraktı çocuklarımız. Meyve yemeği bıraktılar. Anne baba bıraktı çünkü. Anne baba yapay gıda yerse veya o tableti çocuğun önünde yapay gıda gibi ben bu vitamin alıyorum. Ben çocuk ne düşünecektir? O vitamin sadece o tablette veya kapsülde var diye düşünecektir. Anne baba eğer kapsülü ben vitamin alıyorum oğlum sen de al dediği anda o çocuk artık o kapsül vitamin sanıyor. Halbuki vitamin doğal vitaminler var önünde. Portakalı yemez, sebzesini yemez, elmasını yemez. Değil mi? Pırasasını yemez, ıspanağını yemez. Tableti alan anneye, babaya örnek alarak o da tabletle beslenir. Bu doğal değil esasında baktığınız zaman. Bakıyorsunuz eve gidersiniz, siz bilgisayarda oynarsanız, cep telefonunuzda devamlı aynı şekilde oynarsanız, eve gittiğiniz zaman çocuğunuz elinde sizin devamlı bir tablet veya bir bilgisayar veya bir cep telefonu görürse çocuk ne yapacak? Anne babam bunu yapıyorsa doğrusu o diyecektir. Aynen öyle. Çünkü bizim yansımalarımız bu çocuklar. Biz düzgün hareket edeceğiz. Her sabah anne baba spora gitsin, o çocuk da her sabah spora gider. Bizim mükellefiyetimiz gelecek çocukları belki hani alışkanlıklar değiştirmek zordur ama şimdiki belli yaştaki grup çocuk yetiştiren anne babaların sorumluluğu çok daha fazla. Çünkü değişim süreci çok hızlı olan bir dünyada yaşıyoruz. Ya bundan 20 sene evvel tablet mi vardı? Biz şimdi o çocukları şöyle düşünün. O çocuklar doğuştan tabletle doğmuşlar. Biz nesiller evet, tabletle doğmamışız, cep telefonuna doğmamışız. Biz sonradan tanıdık. Evet. Biz önceki düzgün alışkanlıklarımızla tabletle ve bilgisayar yönetebiliriz. Ama o çocuk doğuştan biri yönettiği için tabletten başka bir hayat yok sanır. Eğer biz o tabletle yaşamaya devam edersek. Onun için biz o çocuklara tabletsiz yaşamayı öğretecek nesil biziz. Onun için anne babaların sorumluluğu bu devirde önceki anne babalardan çok çok daha fazla. Çünkü değişim süreci çok kısa oldu. Şu anda çocuklar cep telefonuyla neredeyse doğuyor yani. Cep telefonuyla doğan çocuk başka bir yaşam tarzını bilmiyor. De biraz, onu anne baba eğitecek. Ama anne baba da eve gelip de direkt cep telefonuyla oynamaya başlarsa sonradan tanıştığı yaşamında onunla doğmuş çocuğa başka bir şey öğretemeyiz. Onun için anne baba egzersizi, hareketliliği, yeme alışkanlıklarımızı öğreteceğiz. Çok doğru. Peki, çok teşekkür ben ediyorum teşekkür gerçekten. Çok değerli bilgiler verdiniz bize. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için.